Aygalarım herkese selamlar. 3 Mart 2024 pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Pazar için 8 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan bahsetmeye çalışacağım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Sizlerden beğeni ve yorum desteklerini bekliyorum aynı şekilde. 10 saniye ayırıp beğeni ve yorum bırakırsanız şimdiden çok teşekkürler. En azından bir emeğine sağlık yorumu da bizler için yeterli olacaktır. Motivasyon kaynağı olacaktır. İsterseniz başlayalım. Dostlarım öncelikle Mart ayı Telegram gruplarımız yenilendi. Bununla başlamak istiyorum. Şubat ayı gruplarımızı kapattık. Mart ayı her ay olduğu gibi bizi gruplarımız yeniliyoruz. Gruplarımız yenilendi. Ay başında gelmek isteyenler varsa Instagram üzerine iletişime geçebilir. Onun bilgisini vermek istiyorum. Onun dışında bir adet de maç skoru yarışmamız var. Maç skoru yarışmamız günün maçı olarak da Beşiktaş Galatasaray. Maç skoru ne olur? Derbi özel bilen 3 arkadaşımızla gruplarımıza misafir edelim. Yorum yapmanız yeterli olacaktır. Galatasaray maçına Bilmiyorum bir beraberliğe yakın gibi ama birazdan anlatacağım ben de skorlarına kadar. Monaco mücadelesinde de bilen arkadaşımız 00 Bate isimli arkadaşımız bana Instagram üzerinden ulaşabilir. Instagram adresimiz ekranda gördüğünüz üzere her türlü soru görüş öneri gruplara gelmek isteyenler de benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilir dostlarım. Tek iletişim adresimiz burasıdır. Kangal Bey hesabı. Cuma'nın mislerine bakalım. Roma günü Messi'de şov yaptık. Bu iş bu kadar dedik. Şimdi en soldan başlamak istiyorum. Milan yarı kazanır. Milan maçı nasıl getirdik? Dedim ki, aga bu maç benim imza maçım ama şöyle söyleyeyim. Beklediğimin altında bitti. Yani şans bizden yanaydı biraz. Neden? Lazio'nun kırmızı kartı, ilk gelen kırmızı kart, yalandan kırmızı kart. Yani herkes durmuştu. Milanlı oyuncu polis iş devam etti. Onu indirdi. İkinci sarıyı falan gördü. Ya aslında biraz yalandan oldu. Şans bizden yanaydı. Fakat Milan'da beklediğimin altında oynadı. Fakat 1500 misli olarak 1.56 gibi orandan önerdik zaten. Milan'ın bir yarayı kazanırını maçı da kazanmasını bekliyorduk. Öyle de oldu. Ali, Ali mücadelesi vardı. 500 misli de ona yaptık. Editörümüz yaptı. 500 misli yaptık. Avrupa oranı 1.44 pardon Türkiye oranı 1.44 Avrupa oranı bir 1.60 şeklinde. Ve 1500 misli de Fenerbahçe Beko yaptık. Son periyot çok iyi bir oyun oynayaraktan da Fenerbahçe Beko 5 fark atarına 1500 misli önerdik. 1.43'te yasal oranı vardı. Toplamda 3500 mislilik önerdik. Kazandığımız miktar ekranda. Oo ben raporu göstermiyordum. Ve şunu söyleyeyim. Yüksek misler gitsin. Şey gelsin. Arkadaşlar Ocak ayında 11.414 TL net karımız var. Şubat ayı yüksek misli kasası açıklandı. Gün gün yazdım, hatta ekranda gördüğünüz üzere Şubat ayında da 10.855 TL olması lazım. Ekranda gördüğünüz üzere ben şu an görsel Ezbi yerden konuşuyorum. Görseli ayarlamamıştım yani kasamızda bu şekilde. Şubat ayında da bu kadar kar ettik. Şimdi Mart ayında. Dün de zaten gördüğünüz üzere 3 tane yüksek misli yaptık. 3 de kazandı. Hafta sonunda devam edeceğiz. Pazarda devam edeceğiz. Ve hafta içi şampiyonlar ligi Avrupa falan derken devam etmeye çalışacağız yani yüksek mislilerde. Bilginize kasalar bu şekildeydi. Canlı olarak gruplarımızda ilerliyoruz. Yine hafta sonu olması kaynaklı. Gruplarımızda izlediğimiz maçların canlı tercihlerini yapıyoruz dostlarım. Canlı oynayanları kesinlikle beklerim. Herkes açık Telegram grubu da açıklama ve yorumlar kısmında mevcut. Hatta nasıl ilerlediğimizi biraz da ben sizlere Telegram grubundan göstermek isterim. Dünden başlayalım. Dün neler yaptık? Şöyle ben herkes açık gruba iki tane canlı bıraktım. Dedim ki Kasımpaşa'nın ev, evinde bir tane golü var gibi duruyor. Hatta erken bir gol gelirse mücadele bir buçuk üstü de gidebilir dedim. Oradan başarısız oldu. Kasımpaşa maçı 0-0 bitti. Altında da Aliler'in mücadelesi vardı. Aliler'in mücadeleyi kazanmasını bekliyorum dedim. Devam ettik. Fenerbahçe Baskonya. ikinci çeyre Fenerbahçe kazanır dedik. Oradan aldık. İlk kere galibiyetini de verdik. Ali, Ali de galibiyet aldı sonra. Her gün açık gruba iki tane daha canlı bıraktık. Fenerbahçe mücadeleyi en az iki farkla kazanır. Fenerbahçe'de 104.5 üst olaraktan da kazanmayan kaldı mı dedik. Çünkü hepsi geldi. O da geldi. Bu da geldi. Bayern'in mücadelesi vardı. Fenerbahçe'nin Barcelona'nın mücadelesi vardı. Günün misleri derken. Aga Milan maçını izliyorum. Şunu offside çaldılar ya. Şunu offside çaldılar. Sanki bak şurada o ileride gibi kalemle gösteremiyorum da ileride gibi hafif de. Aga buna olsa çalmayın var ya. Böyle Milan başında zar zor geldi. Yani Milan'da Deplasman yarını kazanın zar zor aldık. Bu şekilde canlı olarak ilerliyoruz ve başlayalım. Pazar için 8 adet mücadelem var. Sizlerden beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Derbinin de maç skorunu sizlere sorduk. PSV ile Feyenoord karşılaşması. Şimdi PSV zaten liginde namarlık olarak ilerliyor. Doğru mu aga? Ligde daha yenilmedi. 23 maç 21 galibiyet 2 beraberlik şeklinde. Feyenoord son kupa mücadelesinde son 16 turunda galiba ee, PSV'yi eledi. Kendi evinde oynamış olduğu bir mücadeleydi. PSV 1-0 eledi. Şimdi ben her şeyden önce şunu düşünüyorum. PSV şampiyon olacak. Doğru mu aga? Bu zaten belli. Bu tür maçlar aga şampiyonluğa gölge düşüren maçlar olur. Mesela f taraftarlar ne der biliyor musun? Aa siz şampiyon oldunuz da biz yenemediniz kendi evinizde der. Der aga bunu. Her millet der. Şampiyonluğa gölge düşmemesi adına ben PSV'nin bu maçı kaybedeceğini düşünmüyorum. Hatta kazanabilir. Ben eden diğer seçeneğinde bulunan PSV bir yarıyı kazanır. Evet oran 1.47. Ben PSV'nin bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Hatta mücadeleyi de PSV kazanmasını bekliyorum. Oran da e, 3-1'de beklenen skoru var arkadaşlar. İndeks beklentisi 3-1. Köln'le Leverkusen. Bu maçı biraz hızlı anlatacağım dostlarım. Geçen Bayer -Level Kuzen Mainz maçı vardı. Hatırlayın dedim ki bakın Bayer -Level Kuzen bir yerde patlayacak. Ben burada Mainz'ın bir golünü önerecektim sizlere. 1.84 gibi oranı vardı. Fakat Mainz'a revire dönmüş. O yüzden Deplasman golünü almıyorum. 4.5-6'da bir yapıyorum. Her ikisi de geldi. Her ikisi de geldi. Ben burada yine aynı şekilde Bayer -Level Kuzen bir yerde patlatacağım abi ben bu Leverkusen'i. Burası mı olur bilmiyorum ama Köln'ün atacağı bir gol. Ev sahibi tek gol. Bakın ideal kuponumu almam. Alternatif kuponumu almam. Ya yani takiplik olarak sistem böyle macera kuponlarıma Köln'ün atacağı bir gol 1.56 aga. Bilginize. Manchester City ile Manchester United karşılaşması. Günün en baba maçlarından bir tanesi. Ben şöyle düşünüyorum Aga City alır ve mücadele üst olur. Fakat United tarafından da gol bekliyorum. İdeal olarak şunu değerlendirdim. Öncelikle City'nin oynamış olduğu oyunla birlikte burada 2.5 üstünde bir aga. Oran ideal. 3-0 var mı? Var. Mücadelenin bu arada indeks beklentisini söyleyeyim ben sizlere. 4 birlik bir City galibiyeti. Fakat United'ın son haftalarda oynamış olduğu oyun kaynaklı burada City tarafına zorluk çıkartabilmesi yüksek ihtimal. Ve City'nin defans hattında ve ortalanda yapmış olduğu Rodri bile pasatası yapıyor top kaybediyor orada bireysel kayıplardan kaynaklı United'la hızlı hücumlarla birlikte gol bulma ihtimali yüksek. Maç sonu 1-2.5 üstü aldık mı? Aldık. Bir de ben sizlere şöyle bir değerlendirme yapacağım. Matsunu sonu 1 ve KG var oranında 2-0 3 AK. Bu da sizlere ekstra bir önerim olacaktır yüksek oran birlikte. Beşiktaş Galatasaray aga derbiye geldik. Sizlere maç skoru sorduk. Maç skoru ne olur diyerekten de yorumlara yazmanız yeterli. Şimdi her iki takımın şöyle bir muhabbeti var. Hepsi kendi evinde kazanıyor aga. Ya yani Beşiktaş da kendi evinde kazanıyor, Galatasaray da kendi evinde kazanıyor. Fakat bu dönem işler biraz farklı. Ya yani görünen köy kılavuz istemez. diye bir şey var. Görünen köy doğru söyledik atasözü değil mi? Var bir problem bende ile birlikte ilgili. Şimdi ben Galatasaray'ın oyunu daha çok beğeniyorum. Bu arada bir Galatasaray taraftarıyım. Şimdi objektif yaklaşmaya çalışıyorum. Ya yani Beşiktaş burada gol bulma ihtimali yüksek. Fakat yani semi genç yetenek, Cenk büyük tecrübe. Yani Galatasaray defansının ben çok bunlara pozisyon verdirebileceğini sanmıyorum. Bence sanmıyorum aga. Ya yani benim tercihim burada Galatasaray'ın bir yarayı kazanması olacaktır. Galatasaray bir yarayı kazanır oranı iki bandında. Çünkü şampiyonluk yarışından mücadeleyi kaybetsin veya berabere kalsın. Ya yani kaybetmeyeceğini, kaybedeceğini sanmıyorum Galatasaray'ın bir beraberlik biraz daha yakınım. Ama Galatasaray'ın burada bir yarayı kazanmasını bekliyorum aga. Bir yerde verir bu takım mutlaka verir zaten. Deplasman bir yarayı kazanır 1 42 gibi oranı var. Ben başka bir tercihe gitmedim. Tek tercihim bu olsun. Bilginize. Ren nesler oraya mücadelesi. Ren kendi evinde hücum gücü çok yüksek. 4-3-3 şeklinde oynuyor. Ve hücuma 5 kişi çıkıyor. Onu söyleyeyim. O yüzden Ren tarafındayım. Lorient oynayacaklar. Bu arada Lorient gol bulabilir. Fakat ben zaten burada tarafa gitmeyeceğim. Ren'in kendi evinde oynamış olduğu ve baskılı oyunuyla birlikte Ren tarafından ev sahibinin atacağı 2 gol. idealden değerlendirdim. 1.40 bağımlı oranı var. Ren 2 tane gol bulabilir. Hatta mücadeleye var üst şeklinde de olabilir. Ofi ile Fatih Terim'in Panas'ı. Burada Pana tarafındayım. Şu bir şampiyonluk yarışı var diyeceğim de bunlar şampiyonluk turunda. Şampiyonluk turu oynuyor daha doğrusu. İlk altı şampiyonluk turu, son altı da düşme potası mücadelesi. Ben Fatih Terim'den yana olacağım. Bu arada ilk defa alıyorum videolarıma. Takip ediyorum. Deplasmanın atacağı 2 gol burada. Pana'nın atacağı 2 gol 144 bandında. MBS 3 yani en az 3 maçla birlikte oynanabiliyor bilginize. Sporting Lisbon'la Farense mücadelesi. Bu maçı da şöyle değerlendirmeye aldım. Aga Lisbon inanılmaz bir oyun sergiliyor. Bu hafta ve kimin kimin maçı var? Benfica ile Porto'nun mücadelesi var aga. Benfica ile Porto'nun mücadelesi var ve Sporting Lisbon'un maç eksi var. O yüzden Lisbon'un buradan mutlak galip gelmesi lazım. Hatta ben şunu söyleyeyim ilk yarıdan burada çok rahat bir galibiyet bekliyorum. Bu maçın ilk yarı bittiği zaman İkinci yarı başlamadan Porto maçı başlayacak. O yüzden akıllar ona kaymasın diyerekten de baskılı bir oyun bekliyorum. İlk yarıdan bir Lisbon galibiyeti direkt değerlendirdim. Bir Sporting Lisbon'u ilk yarıdan kazanır Aga. Çok net. Son mücadele Atletik Bilbao ile Barcelona karşılaşması. Bilbao gerçekten inanılmaz. Williams kardeşler çok iyi bir şekilde ilerliyor aynı şekilde. Şunu söyleyeyim dostlarım. E, ee, Bilbao zaten 0 Atletico Madrid'e de yendi. Yani Atletico Madrid'e direnci kırıldı. Barcelona öyle oynayacaklar burada. Var filan o okay olabilir fakat ben korner maçı olarak aldım. Bu maça 8.5 üst korner mutlaka açacaklardır. 8.5 üst korneri değerlendirdim. Her iki takımında korner atma potansiyeli yüksek. O yüzden tek tercihim burada korner olarak değerlendirdim. Değerlendirecekler bol şanslar. Pazar için bir ideal kombini önermedim. İdeal ve yüksek kuranlardan bahsettim. Henüz daha oluşturmadım. Ya, ya bu cumartesi gecesi oluşturacağım söyleyeyim. O yüzden gruplarımıza vereceğiz. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.